Kemoterapinin yan etkileri çok fazladır. Çok çeşitlidir. İlacın cinsine göre değişir. Hastanın toleransına göre değişir. Vücudumuzda bazı hücreler aynı kanser hücresi gibi hızlı çoğalırlar. Ama tabii onların çoğalması kanser gibi kontrolsüz değildir. Nedir mesela? Kıl diplerindeki hücreler. Ne bileyim, sindirim sistemimizin epiteli. Buradaki hücreler hızlı çoğaldıkları için kanser tedavisinden, kemoterapiden daha çabuk etkilenirler. Çünkü kanser kemoterapisinde hızlı bölünen hücreler daha hassastır kemoterapiye. Dolayısıyla vücudumuzdaki kanser olmayan ama hızlı çoğalan bazı hücreler de etkilenir. İşte onun için kanser hastasının saçı dökülür. Onun için kanser hastasının sindirim sisteminden dolayı ağzında yaralar vesaireler çıkar. Bunun yanı sıra en önemli etkisi vücut direncinin düşmesidir. Kemoterapi alan insanların kalabalık ortamlarda bulunmaması, başka insanlarla mümkün olduğu kadar az temas etmesi gerekir. Enfeksiyonlardan kendisini koruması gerekir. Bunun yanı sıra kadınlarda adet düzensizliklerine, hatta kesilmesine yol açabilir. Çeşitli organlarda etkiler meydana getirebilir. Unutkanlık yapabilir. Sinir tahribatı yapabilir. Bizim nöropati dediğimiz el ve ayakların uyuşması, bazen hatta yürümede güçlük gibi problemlere yol açabilir. Kemik iliği baskılanması yaratır. En önemli etkilerinden birisi. Beyaz küreler ve trombositler düşer. Bunlar enfeksiyonlara yol açabilir, kanamalara yol açabilir. Tabii biz bunları kontrol ediyoruz. Her tedavi öncesi hastanın kan tablosunu değerlendirip bir sonraki tedaviye uygun mu değil mi diye değerlendiriyoruz.